Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Yeşil yeşil, mükemmel, tadı harika bir pasta tarifim var. Ispanaklı kek veya ıspanaklı pasta yapıyoruz. Ön aşama olarak şöyle 3 e, baş olacak şekilde her başta da ne kadar yaprak var onu hani bilemiyorum. Çünkü ufaklı tefekliydi. E, Yıkadım, ıspanakların başını kestim güzelce yıkadıktan sonra bir çay bardağı ayçiçek yağı ile robotta gördüğünüz gibi tamamıyla pürüzsüz püre haline getiriyorum. Hemen zaten çok kısa süre içerisinde püre haline geliyor. Şöyle sizlere daha yakından göstermek istedim. Bakın bu şekilde kıvamı pütür olmadan hazırladık ve toplam tüm malzemeleri şu şekilde gösteriyorum sizlere. Bir su bardağı ıspanak püremiz var. bir çay bardağı şeker, 1 e, su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 3 adet yumurtamız var. Gayet az malzeme ile gördüğünüz gibi e, bu pastayı yapıyoruz. Öncelikle derin kap içerisine yumurtaları kırıyorum. 1 çay bardağı şeker ile ve 1 paket de vanilya koyuyorum ki yumurta kokusu ağır kokmasın. Zaten güzelce çırptıktan sonra e, kesinlikle hani vanilya koymasanız da yumurta kokusu ağır asla olmaz. Tamamıyla beyazımsı bakın bu şekilde bir 3-5 dakika sürebilir bu işlem. E, beyazımsı. Bir doku alana kadar, kremamsı bir doku alana kadar çırptım. Bu şekilde e, kesinlikle ıspanaklı kekleriniz e, sönmeyecektir. Çünkü ayçiçek yağı da koyduğumuz için kesinlikle böyle e, sınışma olmayacaktır. Gayet güzel süngerimsi bir dokuya sahip e, kek elde edebilirsiniz. Un e, ve zaten ayçiçek yağı ile de ilk aşamada çırpmıştık biliyorsunuz robotta. E, kabartma tozunda koydum. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde akışkan. Un miktarı e, az gelir ve çok böyle aşırı su gibi akışkan olursa sizler yarım su bardağı daha un ilavesi edebilirsiniz. Yağlı kağıt serili borcam tepsime döküyorum. Şöyle sağına soluna her tarafına gelsin. Sallayarak da e, bu işlemi yere vurarak da hem de hava kabarcıkları çıksın. Ee, bu şekilde yayma işlemi yaptıktan sonra ısınmış olan fırına gönderiyorum. Kreması için olan malzemeler yarım çay bardağı şeker, bir tatlı kaşığı tereyağı, bir adet yumurtanın sarısı, bir buçuk yemek kaşığı un, bir buçuk yemek kaşığı nişasta, bir paket krem şanti, 500 milim süt, bir pakette vanilya koyuyoruz. Hemen yapma aşamasına 500 milimlik sütü tencerenin içerisine koyuyorum. Yarım çay bardağı şeker, bir adet yumurtanın sarısını da koyuyorum. Un ve nişastayı da koyuyorum. Şöyle güzelce kesinlikle pütür kalmasın. Nişasta çözülüyor ama un topaklaşma oluyor. Bu yüzden ocağa koymadan evvel şöyle 1-2 dakika kadar el çırpıcısı ile çırptım ve ocağa aldım. Gördüğünüz gibi artık kaynayana kadar karıştırdım. Kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir pakette vanilyayı ilave ediyorum, karıştırıyorum. Sizlere kıvamını gösteriyorum. Gayet de güzel bir kıvam oldu. Şöyle bir iki dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Çok böyle daha fazla katılaşmasın ve çabuk soğuması için başka bir kap, tencerenin içerisinden boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi kabın içerisine alıyorum. Üzerine de kaymak bağlamaması için streç film ile kaplama yapıyorum. Tamamıyla Muhallebiye değmesi lazım üzerinden yapmayın streç filmi Ve artık böyle çok kırmızı olmasın Hafif de biraz üzerine ben fazlaca kızartmışım Fırından çıkan Kekimizi şöyle kürdan testi ile hamur olup olmadığına bakıyorum Zaten ince bir kek Çok fazla malzeme yok Soğumuş olan Kremamızın içerisine bir paket krem şanti koyuyorum. Ben şeker oranını yarım çay bardağı ile yaptım. Bir paket krem şanti de koyunca inanın bize göre tabii ki biz böyle çok fazla şekerli ve çok tuzlu şeyler yemiyoruz. Gayet de güzel çok hat, hatta aşırı hani bize göre de şeker oranı belirgin olmuştu. Normalde hani diğer arkadaşlarım bir çay bardağı dolusu veya bir su bardağı hatta o şekilde fazlaca 500 milim süt koyaraktan az bir süt ve az bir malzeme kullanıp ama şeker oranını çok yüksek şekilde tutuyorlar. Dediğim gibi yarım çay bardağı şeker tam bir pakette krem şanti koyunca kafi geldi. Kremasını hazırladık kenara. Üzerinin kısmını gördüğünüz gibi kesme işlemi yapıyorum. Kesme işleminde çok başarılı değilimdir açıkçası. Kesebildiğim kadar artık gördüğünüz gibi düzgün kesmeye çalıştım. O üst kısımlarında gördüğünüz gibi yine robotta çekiyorum ki kremayı koyduktan sonra üzerine serpiştirme yapacağız ve hazırlamış olduğum kremayı kekin üzerine yayma işlemi yapıyorum. Biraz katıca bir kıvamlı krema olmuş. Ben böyle bir buçuk dolu yemek kaşığı un, bir buçuk dolu yemek kaşığı nişasta koymuştum. Sizler böyle dolu tepeleme olmayacak şekilde bir buçuk un bir buçuk nişasta koyabilirsiniz yemek kaşığı ve spatula ile düzleştirme işlemi yapıyorum daha düzgün görünsün üzeri hani göze de hitap etsin düzensiz görünmesin. Ve robotta çekilmiş olan ıspanaklı kekimi de tekrar üzerine serpiştiriyorum. Yani tekrar dediğim sanki daha önceden serpiştirmişiz gibi. Onu da yine spatula ile yayma işlemi yapıyorum ki dediğim gibi düz, hizalı, göze de hitap etsin, güzel görünsün. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah videom hoşunuza gider. Sizler de yapar beğenirsiniz lezzetini ve bana destek için de videomu paylaşırsanız çok mutlu olmuş olurum. En önemlisi abone olursanız daha çok mutlu olurum. Şöyle sizlere gösteriyorum daha yakından ve üzerine streç film sererekten buzdolabında 3-5 saat veya yarım günde bekletebilirsiniz. Vaktiniz var ise acileniz yok ise bu şekilde buzdolabında dinlenmeye gönderiyorum çünkü kreması vesaire her şeyi hani son sunum aşamasında keserken daha düzgün görünsün kalıp gibi olsun dinlenen pastamı gördüğünüz gibi artık kesmeye başlıyorum her her seferinde de bıçağımı siliyorum çünkü alt kısımlar üste doğru gelecektir çıkacaktır ve görüntü bozukluğu oluşturacaktır bu şekilde kesme işlemini e, dilediğiniz şekilde yani daha e, küçük dilimler halinde veya daha büyük dilimler halinde kesebilirsiniz. Üzerinde Hindistan cevizi ile süsleme yapıyorum. Hindistan cevizinin üzerine de aslında hani benim elimde yoktu e, mevsim meyveleriyle süsleyebilirsiniz. Kırmızı çok yakışır inanın e, bu yeşilli beyazlı görüntüye. Ama dediğim gibi elimde hani nardır işte çilektir vesaire böyle kırmızı bir meyve yoktu. Sizler var ise üzerlerini meyveler ile de süsleyebilirsiniz. Çok güzel hem görüntü açısından çok güzel yakışacaktır. Sizlere şöyle sunum tabağıma almadan evvel borcamda tüm olarak gösteriyorum ve şöyle bir iki dilimini tabağıma koyuyorum. Sizlere daha yakından göstermek için iç dokusunu görün diyerekten. Bakın bu şekilde kalıp gibi mükemmel dinlenen pastamız hem de daha da lezzetli oluyor. Bir ertesi gün hatta kat kat daha lezzeti 2'ye 3'e katlanıyor. Şöyle sizlere dediğim gibi daha yakından gösteriyorum. Kesinlikle keki ayçiçek yağı koyduğumuz halde yani süt koymadığımız halde süt ile yapılanlar hem rengi daha açık daha güzel oluyor. oluyor. Hem de kesinlikle böyle hamurlaşma olmuyor. Normalde ıspanaklı kekler hep böyle çöker. E, hep hamurumsu olur. E, ama ben güzelce çırptığım için hem de işte ayçiçek yağı ile böyle bir e, ıspanakları püre haline getirdim için biliyorsunuz e, ıspanak, şey ayçiçek yağı kullandığım halde kesinlikle kek dokusunda bakın e, sünger gibi bir görüntüye sahip çökme olmadı. Çok da başarılı oldu. Bu arada videomun sonuna geldim. E, süt ile de e, ayçiçek yağı kullanmadan süt ile de tekrar bu pastanın bir değişik versiyonunu inşallah sizlere paylaşacağım. E artık Videomun dediğim gibi sonuna geldim. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Sormak istekleriniz, görüş ve düşüncelerinizi beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam videomdan like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olun. Kendinize iyi bakın.